tatlı patates de en iyisi olan yerdir. Devam edelim. Yine burada gönlü efendim, bina tapmadan izleyin. Hepsi kırmızı binalar. Şu alanda da 50 tane bina şu anda boşaltılmış. Çıkım hazır durumda. Devam edelim. Birinci etap dönüşüm alanları. Az evvel size gösterdiğim alanlar. Bu bölgeler. Bugün geldiğimiz noktada Gazi Osman Paşa'da 400'den fazla binayı yıktık. Yıktığımız binalarda bu alanda olduğu gibi 1500 konut onu söyle. Evet. 1175 konutun yapımına başlıyoruz. Şu anda da yaklaşık 450 bina, 1500 konut yıkıma hazır bir şekilde. Gazi Osman Paşa'da 11 mahallede 11 noktada kentsel dönüşümle ilgili yıkıma hazırız. Yaklaşık 450 bina 1500-1600 konuta, birim konuta tekabül ediyor. %99'u boşaltılmış vaziyette. Hepsiyle anlaşma sağlandı. Hepsine kiralık ev temin edildi ve burada şimdi 770'i konut yapılıyor. Ondan sonra insanlar buraya gelecekler ve biz de bunları inşallah Başbakanımızın teşrifiyle buradaki bu 1600'e yakın, 1500'ün üzerindeki birim konutu yıkacağız. Ondan sonra bu inşaatlar buraya doğru devam edecek. Olay nedir? Biz istiyoruz ki insanlarımız salaş evlerde oturmasın. İstiyoruz ki insanlarımız kaçak evlerde oturmasın. İstiyoruz ki insanlarımız afete dayanıksız, depreme dayanıksız evlerde oturmasın. Ve burada istiyoruz ki talep vatandaştan gelsin. Dönüşüme razı olan vatandaşlarımız, dönüşümde gönüllülüğü yakalayan vatandaşlarımız belediyelerle beraber biz de buna kira desteği vereceğiz. Aldıkları kredilere konut kredilerinin faiz desteği vereceğiz. İmar desteği vereceğiz. KDV'den muaf olacak. Harçlardan muaf olacak. Tapu harcından muaf olacak. Kentsel tasarımı yapılmış olacak. Çoluğuna çocuğuna bırakabileceği tapulu bir evi olacak. Rahat huzurlu oturabileceği güvenli bir evi olacak. Parkı olan, bahçesi olan, enerjiyi savurmayan bir evi olacak. Bizim Türkiye'de adım adım yapmaya çalıştığımız budur. Sayın Bakan. Arada gezdiği zaman bir de şey yap. Arkadaşlar bir açalım, önce araştıralım. Bir saniye arkadaşlar.